herkese merhaba. Böyle çok mutlu edecek, sevdiğiniz kişinin içini böyle fokur fokur fokurdatacak, böyle çaydanlık gibi kaynatacak falan bir hediye. Bunun için yapacağımız şeyler çok basit. Ben çok sevdiğim bir karton çeşidi olan şu kalın kartondan aldım. Bunun adını bilmiyorum ama Eminönü'nden aldım ben bunu. Birazcık daha böyle kalın bir karton. Bunun dışında bu kağıtlardan her yerde, yani bütün büyük kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Bunların içinde bir sürü renkli kağıt olan, biraz daha kalın kağıtlardan oluşan bir kağıt defterim var. Makasım var. Cetvelim var. Kalemim var. Çok tontiş. Özenle seçtiğim stikerlerim var. Hepsi kalpli kalpliler. Uhum var. Ve tontiş sevgilimle fotoğraflarım var. Evet. Şimdi bunlarla, bunların hepsini bir araya getirdiğimizde ne yapabiliriz diye düşünüyorsanız hemen başlıyorum. Şimdi cetvelimi alıyorum. Bu 15-15-30 cm'lik bir cetvel. Kartonumun bir kısmına, aslında dikdörtgen de değil ama daha önceki şablondan göstereceğim. Böyle bir artı keseceksiniz. Artıyı bu boyutta değil tabii, biraz daha büyük keseceğiz. Çünkü bu bizim kutumuzun dışı olacak. Çünkü biz bir kutu oluşturacağız bunlarla. Bu şekilde bir artı yapacağız. Bunun için de cetvelimle buraları çiziyorum. Nasıl çiziyorum? Bakın böyle çiziyorum. Keserken siz de gördünüz. Kestiğim yerlerin köşe noktalarını içeriye doğru kıvırdım. Bunun sebebi şuydu. Bundan bir kutu oluşturmak. Şimdi hali hazırda bu karton önündeyken kapağını nasıl yapacağımızı göstereceğim. Bu ölçü kıvamında. Bunu kaç santim kestiyseniz artık. Bakayım ben kaça kaç kesmişim bunu. Bu 11. 11. Tabii ki. Sonra doğru bir 11.5'a kaymış ama 11. Buraya 11 santimlik bir kare yapacağız. Ama şöyle olacak. Karenin köşelerinin birazcık daha uzun olması gerekiyor. Şimdi nasıl yapacağımı hemen size göstereceğim. Şimdi 15 santimlik bu karemi yaptıktan sonra 15 santim olacağı için üst kısmı. Şimdi bunu birer santim fire vererek yapıyorum. Yani 12 santim bir kare çiziyorum içine. Şimdi içeride ikinci bir karem var. Dıştaki karem 15 santimdi, içteki karem de 12 santim. Karelerin köşe kısımlarına birer böyle çizik yapıyorum. Şu an tabii daha yapıştırmadım. Yapıştırma daha düzgün bir şey olacak. Bir kutu kapağımız oldu. Bunu yapıştırırız. Bak valla. Şimdi geri kalanını yapalım. Şimdi artının içine başka renklerde buna uygun böyle farklı farklı küçük kağıtlar ve fotolar ekleyeceğiz. Bunları içlerine sırayla oturtacağız. Şimdi hatta bir tanesini de beraber keselim. Ben bu kağıdı çok sevmiştim. Arkadaki artımız gördüğünüz gibi hala sabit. Bunun en büyük özelliği şu, bu artıların hepsini birbirinden birer santim daha küçük yapmanız lazım. Bunun sebebi de şu, hepsinin üstünden birbirinin gözükmesini sağlamak için. Mesela benim bu çiçekleri bir tık daha küçük yapmam gerekiyor. Yoksa hepsi aynı boyda oluyor. O zaman kutuyu yapmanın çok da bir anlamı kalmıyor. O yüzden yanlarından hemen birazcık küçülteceğim. Daha sonra diğerlerine yaptığımız gibi kesim yerlerinden yine bunu katlayacağız. Şimdi bunları yapıştırıyoruz. Sadece orta noktalarından yapıştıracağız. Buradan buraya birazcık ağırlık koyalım. Evet, kutumuzun kenarlarını zımbaladım. Şu an bir kapağımız var. O sırada da zaten bu güzel kutumuz oldu. Şimdi devamını nasıl yapacağız? Şöyle ki
erkek arkadaşımla olan fotoğraflarımın birkaçını kestim. Kutuyu açtığında göreceği yeri ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu küçük küçük süsleyeceğim. Mesela ben burada bir fotoğrafımız olsun istiyorum. Burada renkli bantlarım var. İsterseniz sadece yapıştırabilirsiniz. Bunun arka sayfalarını da dolduracağız aynı şekilde. Evet, sevgili Ergin hediyem bitti. Burada harika bir kutu var ve bu kutuyu yapmış olmanın gururunu taşıyorum şu anda. Kapağını açtığımız zaman kutu dörde ayrılıyor. Ve bu dört parçanın ilk parçasında da böyle karakterlerim var. Buraya yazılar yazacağım. Daha sonra kapattığımda bir kartla daha karşılaşıyoruz. Burada küçük ne notluklarım var. Ve resimler var. Kartı her kapattığınızda farklı notlarla ve resimlerle karşılaşıyorsunuz ve o yüzden de her sayfasını çevirmek de çok daha keyifli ve eğlenceli bir şey haline geliyor. Ben bile heyecanlandım şu an. Hem de renklerini istediğiniz gibi ayarlayabileceğiniz böyle harika bir şey oldu. Bence çok tatlı. Böyle hareket de ediyor. Artık daha sevgililer gününde sevginize yapmanız için ne anlatayım bilmiyorum yani. Artık bunu da yapıp başaramazsanız artık yani. Sevgiliniz olmamasını hak etmişsiniz demektir. O zaman ne yapıyoruz? İlk videolara dönüyoruz. Kendimize sarılma yastığı yapıyoruz. Yani olsun olmasın yapabileceğiniz her şeyi söyledim. Daha da benden artık elimden bir şey gelmez artık ben. Daha ne yapayım yani size. O yüzden şimdiden böyle iyi bir sevgililer günü geçirin. Sevdiğiniz herkese çok 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 sevin. Ama en çok kendinizi sevin. Şimdi ne yapıyorduk önce? Melody'yi her yerden takip ediyorduk. Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan aynı zamanda abone oluyoruz. Bütün abone olma linkleriniz, takip edeceğiniz linkler de hemen aşağı tarafta yer alıyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz, takip ediyorsunuz, bana ulaşıyorsunuz. Eğer başka şeyler istiyorsanız yorumlar kısmına yazıp benimle iletişime geçebilirsiniz ve onları yaparız biz de. Yani her şey sizin isteğinize bağlı. O zaman öpüyorum. Ne yaparsanız yapın, aşkla yapın. Hadi hoşça kalın.